Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 10 Ünite 1 Ders 3. Ünite 1'in sonuncu dersi Eddersu Salisu 3. ders. Neyle alakalı? El bi'etu ve el münahu. El bi'e çevre, el münahu iklim. Demek ki ana konumuz çevre ve iklim. İstemi'i dinle, ente sen. İdel kelimati, kelimeleri dinle. Ve e'idi ve düzenle ha onları. Ve teemmül ve düşün ma'aniha, o kelimelerin manalarını da bir düşün. Müsteinen, yardım alarak. Biz süveri, suratun, müfred, süver, cemidir, çoğuldur. Ve süveri resimlerden faydalanarak, resimler vasıtasıyla, aracılığıyla, onlardan yardım alarak. Sümme sonra uktup, yaz, entesen, ha onları. Ne yaz? O cümleleri, o kelimeleri yaz. Nereye yaz? Tahte suveri, resimlerin altına yaz. Tahte, altına demek. Peki öyle resimler ki, el münasibeti, uygun olan. Es suveri, el münasibeti, münasip. Münasip resimlerin altına yaz, alakasız resimlere değil. Leha kendisi için münasip. Yani o cümleler, o kelimelerle alakalı, uyumlu. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi diyor. Kelimelerimiz izdiham, kalabalık. Burkan, volkan yani. Televüs, kirlenmek demek. Televüsün ma, suyun kirlenmesi. Televüsün hava, havanın kirlenmesi. Hava kirliliği, su kirliliği. Sıradaki kelimemiz el nüfayatu. Nüfayat kelimesi atık, çöp manasına geliyor. En nüfayatu es-sina'iyyetu, sanai atık. Harigun, yangın, ateş. En nüfayatu sana'iyye, kırmızı yazılmış. Yani onu kullandık diyorlar. Nerede kullanmışlar? Evet, burada kullanılmış. Yani sanayi atıkları manasında. Nüfayat cemidir. Sanayi atıkları resmi var burada. Bu yüzden onun altına o cümle yazılmış. Burada yangın var. Öyleyse harik yazılır. Bakalım diğer kelimeler neredeler? Mesela izdiham, kalabalık. Burası olur. Burkan, volkan için. Sol tarafa ele alırız. Televüsür ma, suyun kirlenmesi. Burada. Başka ne kaldı? Televüsür havada. Burada zaten dumanlar. Fabrika dumanları tütüyor. Gayet net gözükmekte. Va' koy ve va'a yava'dan emri hazır. Va' koy, yerleştir. Ne yerleştirelim? El kelimati, kelimeleri. Nereye yerleştirelim? Emamel ma'na el münasibi. Münasip manaların önüne. Emanı önünde demek. Lillevi, o kelimeler ki, o manalar ki, tahtehu, onun altında vardır. Ne vardır? Hattun, bir çizgi. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Et televüsü, kirlilik. Sebebe yusebbibu. Yusebbibu sebep vermektedir, sebep olmaktadır. Emradan, hastalıklara. Meradun, müfret, emrad, cimi, mükesser. Çoğul yani. Emradan, kepira, ten, onun sıfatı. Pek çok hastalığa sebep olmaktadır. Kirlilik pek çok hastalığa neden olmaktadır. Şimdi diyor ki bu yusebbibu kelimesi, yani altı çizili kelimeyi silersen onun yerine ne yazarsın buradan? İşte şunu mesela. Edda yüeddi, yüeddi ile buradan o seçilir ve onun yerine eklenir. Yani yusebbibu sebep oluyor yerine ben diyor. Et terevüsü, kirlilik. Yüeyyidü, destekliyor. İle emradın olur artık. İle harficar olduğundan emradın. Kethiratin olacaktır. Pek çok hastalığı desteklemektedir. Hastalığa neden olmaktadır yani. Şeklinde kullanılır. Peki. Elberakin. Elberakin burkan kelimesinin cemisidir. Burkan, volkan demektir. Berakin, volkanlar manasına gelecektir. Vel zelazil. Zelazil, zelzeleler. Yani ne diyebilirsin? Depremler, yer sarsıntısı. İrtifa'u derecetil hararet. Hararet, sıcak. Derece, derece, rütbe, irtifa, yükselmek. Ve irtifa'u derecetil harareti. Hararet derecesinin artması. Bu tür kelimeler var burada. Bunların yerine ne yazılabilir? Olduğu gibi altı çizilmiş.
Ennüfayat kelimesi ne manaya geliyordu? Atık, çöp manasına geliyordu. Bir de kevaris var, bir de nezzame var. Şimdi bunun tamamı çizilmiş. Buraya bir kelime seçsek ne olur? Rattebe'ye bir tane seçeceğiz. Bir de üçüncü maddeye bir tane seçeceğiz. Yani toplamda üç maddemiz var. Bir tanesi zaten gitmiş. Geri üç madde kaldı. Kevaris kelimesi afetler manasına geliyor. Zaten burada yazan şeyler berakin, işte volkan patlaması, lavlar, depremler ve sıcaklığın artması. Bunların her biri nedir? Kevaristir. Onun yerine direkt kevaris yazabilirsin. Çünkü afetler, belalar manasına gelir. Rattebe yerine nazzame zaten yazılır. Rattebe düzenledi, nazzame de düzenledi. Rattebe fiildir. Allahu onun failidir. El kevne mef'ulü bihidir. Rattebellahu el kevne. Allah kainatı düzene soktu. Bir suratin cedidetin. Cedidetin dedim gerçi. Yanlış okudum değil mi? Cedide. İki tane dal yok. Ceydin mi? Ceydetin. Ceydetin. Anca oldu. Ben de ilk defa okuyorum. Ve suratin ceydetin. Ceyit güzel demek. Surat şekil demek. Güzel bir şekilde yarattı. Düzenledi. Tertip eyledi. Yerine nazlanı konur dedik. Zaten el efsah kaldı. Onun yerine en nüfayat yazılacaktır. Atık çöp manasına geldiğini söylemiştik. Çoğuldur. Atıklar çöpler manasında. El efsah da aynı şekilde. Bu da cemidir. Vesaha kökünden bir cemi de bu. El efsahu. Kirlilik yani. Ellet o kirlilik ki. Rama yermi. Yermi ha el insanu. İnsanın atıyor. İnsanın attığı çöpler, atıklar. Fişari yani caddeye sokağa attığı atıklar diyor. Onun yerine ne dedik? En nüfayat da yazılabilir. İstemi'i ilel cümeli el atiyeti. Aşağıda gelen cümleleri dinle. Ve teemmül ve düşün maaniha o cümlelerin manasını. Ha o cümleler demek. Müsta'inen bir suveri resimler ile yararlanarak, resimlerden faydalanarak bunu yap diyor. Şu resimden anlatılmış yecibu gerekir vecibe mazisi yecibu muzarisi aslında yevcibu olmalıydı değil mi? Vav'a mı hasredilmiş? Gerekçesi nedir? Maksut adlı kitabı tercüme ederken ifade edilmiştir. Yecibu gerekir aleyke sana yani senin yapman lazım. Ney? El hifaz ala nezafetil beyti. Nezafet temizlik, beyt ev demek. Yani ev temizliği yapman lazım diyor. Evini düzenlemen lazım annesi çocuğuna. Belki teyzesi çok da belli değil. Bir kadın çocuğa hitaben senin evi temizlemen gerekir diyor. Temizlemen gerekir diye işaret etmiştir. Şimdi bir de adam bir kıza bir şeyler söylüyor. Yecibu aleyki. Aleyke. Burada ke diyor. Burada aleyki. Ki diyor. Dikkat çeken bir nokta. Ke erkek için sen demek. Ki kadın için sen demektir. Yecibu aleyki. Ama şöyle bir problem var. Burada yecibu yazması yanlış değil mi? Yecibu değil. Tecibu olmalıydı. Bunu gözden kaçırmışlar. Yecibu değil. Tecibu demesi lazım. Bunu düzeltin. Kitapta yanlış yazılmış. Tecibu aleyki. Çünkü yecibu müzekker için kullanılır. Burada olduğu gibi. Demek ki kadın için olan resimde hata var. Ye değil. T olmalı. Tecibu aleyki. Tecibu aleyki. Seni yapman gerekir. En termiye. Evet. Rama yermi, termi, termiyu aslı. En olduğu zaman fetas ortaya çıkar. En termiye atman gerekir. Ne yapman gerekir? Termi fiildir. Hiye gizli zamir faildir. Meful lazım. En nüfayati. Kemi salim olduğu için esre ile mensup olur. En nüfayati. Çöpleri atman gerekir. Fi mekaniha el münasibi. Uygun yerine atman gerekir. Çöpler için uygun olan neresiyse yani artık çöp tenekesinden çöp bidonuna atman gerekir diyor. İstemi ile cümleleri atiyetin ve uktub ha fil feragati sonra onları boşluklara uygun boşluğa yaz diyor. Boşluklara yaz o cümleleri. Ahmedu dala tekötre şahede ettilfaze emsi. Ahmedu, Ahmet adlı kişi şahide izledi ettilfazı televizyon ne zaman? Emsi dün. Emsi dün demek arkadaşlar. Ahmedu, dala tek ötre veriyoruz çünkü gayri munsarifte şahide fiildir. Faale yufailu mufaale babından
Mazi fiil, faili gizli zamir hüve, mef'ulü ettilfaze. Bu yüzden zay harfine fethayı verdik. Emsi zarftır. Emsi. Sine esre veriyorum. Neden? Esre üzere mebnidir. Bu emse, emsu olmaz. Daima böyle yazılır. Peki Ahmedu ve İbrahimu. İkisi de gayrimusarif. Bu yüzden son harflerine tek öte veriyorum. Ahmedu ve İbrahimu. Ahmet ve İbrahim adlı iki kişi şaheda. Ne fark etti? Şahede, şaheda. Sonunda elif var. Tesni bir fiil bu. Hani ketebe, keteba. Nesara, nesara. Feteha, feteha gibi tesnidir. Şaheda yani o ikisi izledi. Ettilfaze. Televizyonu emsi dün. Dün Ahmet ve İbrahim adlı bu iki kişi var ya, televizyon izlemiş idi. Geçmiş zaman kalıbı kullanmış. Evet, bu şekilde burayı okumuş olduk. Yani İrab'a demek gerekirse mesela Ahmet kelimesi mübteda olur. Şahide fiildir ve faildir. Fiil fail. Etilfaze meful fiil faili. Birlikte fiil cümlesi olup Ahmet mübtedasının haberi olur diye detaylandırılabilir. Aişe tu zehebet ilel ameli bis seyyarati emsi. Aişe tu ve nebile tu zehebeta ilel ameli bis seyyarati emsi. Bu resimleri altı üstü sağlı solu kıyaslamak gerekir. Bakın Ahmedu şahede. Burada Aişe tu zehebet sonra açık T, cizini bir T geliyor. Çünkü Ayşe müennes olduğundan vehebe denilemez. Şahede olamaz. Şahedet, vehebet, ketebet, fetahat kalıbı kullanır. Yani cizimli T kullanır. Çünkü müennes için böyle kullanılması dil kuralıdır. Ayşe vehebet gitti. İler amel işe bir seyyarat otomobil vasıtası ile emsi dün. Aişetu ve Nebiletu bu iki kız zehebeta gittiler iler ameli işe bir seyyarat otomobil aracılığı ile emsi dün. Ba aracılık vasıta manasına gelmektedir. Zehebet zehebeta. Evet, T ve artı elif kullanılıyor. Dikkat yani. Zeheba değil. Zehebeta. Önce T sonra elif. Tesniye ve müennes bir fiil kullanılmıştır. Burada ben mana verip geçiyorum ama bir şey yap diyorum bize acaba. İsteme ile cümle atetim ve kutub ha fil feragati. Boşluklara ne yazmamı istemiş. Sonra onları yaz demiş. Yazdık. Yani bir şey istediyse de ne istediğini anlamadım. Yaz demiş. Yanısını mı yazacağız? Çünkü değiştir de dememiş. Bir soru da göremiyorum. Dinle cümleleri. Sonra onları boşluklara yaz. Demek ki dinleme yerinde farklı cümleler mi var acaba? Mesela bunda ne gibi değişiklik yapabilir? Ahmet yerine Ümeru diyebilirsin. Zeydu veya işte Muhammedun diyebilirsin. Zeydun, Muhammed isim değişebilir. O şekilde değişiklikler yapılabilir. Fiil de değişebilir. Şahide yerine farklı bir fiil de kullanabilirsin. İmle el feragati bil kelimati el münasibeti minel kaimeti. Şu kutucuklardan, şu bölümden diyor. Kayma burası yani çizdiğim yer. İşte buradan münasip kelimeler vasıtası ile boşlukları doldur. Yecibu en. Yecibu gerekir. En ne gerekir acaba? En'den sonra ense şayet fiil gelecek. En neyse isim gelecek. Böyle bir durumda var. Baktığımızda nuhafi ze değil mi? Sonuncu harfte fetha var. Demek ki burası endir ve ondan sonra gelmiştir. Yecibu gerekir. En nuhafi ze. Muhafaza etmemiz gerekir. Neyi? Korumamız gerekir. Yani neyi? Nezafetel bi'eti, çevre temizliğini muhafaza etmemiz gerekir. Kim? Biz. Nuhafiz kelimesinin faili gizli zamir nahnu olur. Nezafet ise burada nedir? Mef'uldür, muzaftır. El bi'eti diye okunur. Çevre temizliğini muhafaza etmemiz gerekir dedik. Bitti. 2. Terevüsül bi'eti. Terevüs kelimesi kirlenme, kirlilik manasına geliyordu. Bi'e çevre, televüsül bi'eti, çevre kirliliği yüeyyidü ila
yüeyyidü destekliyor, sebep oluyor. İlel isabeti, isabet etmesine, bil emradı, hastalıkların insanlara bulaşmasına neden oluyor. Yüeyyidü ila seçilir. El haraiku, harik harak, yangınlar. Vel berakinu, ve volkanlar. Bunlar min el kevaris, el kevarithi, et tabi iyeti, tabii yani doğal afetlerdendir. Min el kevarisi, et tabi iyeti, tabii doğal demek. El kevaris afetler demekti. Doğal afetlerdendir bu ikisi. El mevaddu, mevaddu maddeler demekti. El mevaddul kimyaiye, el mevaddul kimyaiyetu, kimyasal maddeler. Min ehemmi, gerisine min ehemmin namiyeti olabilir mesela. Başka ne olabilir? Esbab da olabilir. Min ehemmi esbabi telebüsür türbet. Evet. Esbab daha uygun. Min ehemmi. Ehem en mühim, en önemli demek. Esbab sebepler. Sebebin müfret, esbabın çoğuludur. Esbab kelimesi çoğul. Esbabi. Min ehemmi esbabi telebüsi el türbeti. Türbe. Türkçe'de kullandığımız türbe kelimesi. Türbe toprak demek. Toprak kirliliği yani. Min ehemmi esbabi telebusi türbeti. Toprak kirliliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi nedir? Kimyasal maddelerdir. 5. Et telebusu, kirlilik. Fil biladi, şehirdeki kirlilik. En namiyet, gelişmekte olan ülkelerdeki kirlilik nedir? Kebirun, büyüktür. Az gelişmiş ülkelerde kirlilik daha azdır. Şehirlerdeki kirlilik daha azdır. Tabii kirlilikten kirliliğe de fark var. Biraz da kültürlü, ahlakla da alakalı diyebiliriz. Fatma ve Selva adlı kişi arasında geçen bir diyalog söz konusu. En nezafetu, temizliğe dair bir konuşma yapmışlar. Fatime tu, Selva, ikisi de gayrimusariftir. Fatime tun değil yani. Fatma adlı kız bayan şöyle diyor. Limadaniye termine, sen atıyorsun. Termine, sen atıyorsun. El evsaha, çöpleri, kirli şeyleri, atıkları. Minen nafizeti, pencereden birini atıyorsun. İlel erıldı, yere doğru. Ya Selva, ey Selva adlı kişi. Niye pencereden çöpleri atıyorsun? Selva diyor ki, enneha, çünkü o çöpler leyset, değildir. Ne değildir? Kesiratın. Çok değil ki onlar. Leysetiye kesiraten. Onlar çok değildir. Leyset hiye kesiraten. O çöpler çok değildir. Fatma şöyle cevap verir. Yecibu, gerekir. En tevai, senin koyman gerekir. Elevsi, atman gerekir yani. Elevsaha, çöpleri fi mekaniha el hassi. O çöpe has, çöpe ait yere onları atman gerekir. Rastgele atmak doğru değil. Çöp bidonuna atman gerekir. Yecibu, gerekir. En ta'rif, arefe, ya'rifu, ta'rifu, ta'rifani, ta'rifuna, ta'rifine, ta'rifi, en ta'rifi, bilmen gerekir. Ne bilmen gerekir? Enne, burası okunması gerekiyor. Neden? Meful makamında olduğunda. Elif nun maddesi bazen inne, bazen enne, bazen in, bazen en okunabiliyor değil mi? Burada meful olduğundan. Ennen nüfayati. Nüfayi neydi? Nüfayin olduğunu hatırlıyor muyuz? Çöp yani. Ennen nüfayati, şüphesiz ki çöpler. Min ehemmi esbabi telebüsü bi'eti. Çevre kirliliğinin en önemli sebeplerindendir çöpler. Böyledir. Selva diyor ki, şükran, teşekkür ederim. Kelamuke sahihun. Senin cümlen doğrudur. Evet evet. Lidhalike, bunun için yecbu, gerekir. En nehtemme el bi'eti. Nehtemme ihtimam yani özen göstermemiz gerekir. Bil bi'eti, çevreye. Ve yecbu, gerekir. En tekune, olması daimen. Devamlı. Nazifete. Devamlı
temiz olması gerekir. Fatma diyor ki esbabu televusi, kirlerin sebepleri nedir? Kesiratun, çoktur. Esbab mübteda, kesiratun haber. Mislu, örnek. Şimdi mislu ile ardına gelen kelimeyi bağlantılı olarak düşünürsen, yani misludan sonra iki nokta üst üste koyarsan duhanu zammeli okursun. İki nokta üst üste koymadım dersen bil ki mislu kelimesi daima muzaftır. Ama duhan kelimesi de gayri mustariftir. Mislu duhanel mesani'i, duhan duman demek. El mesani fabrikalar. Yani fabrika dumanları gibi. Mislu duhane el mesani'i. El mesani aslında cemi mükesserin, cemi mükesserin kesret vezninde olduğundan gayri mutsariftir. Lakin eliflem aldığından cerhali esreyli oluyor. Duhanel mesani'i, fabrika dumanları gibi, fabrika dumanı gibi. Ve duhane seyyarati, ve otomobil dumanı gibi, otomobiller. Ve el izdihamil merviyi, el mervi trafik demek. Mervi dedim gerçi, mururiye diye okunması lazım. Vel izdihamil mururiyi, ve trafik kalabalıklığı, trafiğin kalabalık olması gibi. Ve daha ne gibi? En nüfayati sınaiyeti, en nüfayat atıklar demekti. Sınaiye ise fabrika demekti. Fabrikaya ait, fabrikasal, artık nasıl diyeceksek, fabrika atıkları tam olarak bu olsa gerek. Fabrika atıkları gibi. Ve hunanke, burada vardır. Ba'zul kevarisi tabi'iyeti, doğal kevaris. Kevaris neydi? Afetler. Ve hunake, ve burada vardır, yine ne varmış? Ba'zul kevarisi tabi'iyeti, doğal, bazı doğal afetler de buna ilave edilebilir yani. Ne gibi? Mislu el zelazil. Az önce zilzal dedim zannedersem. Zelazil cemi bir kelime. Mislu el zelazili. Bu da cemi mükesserdir. Müntehir cumudur. Dolayısıyla gayr-ı mustariftir. Lakin başında elif lam olduğu için cerhali esre iledir. Mislu el zelazili. Zelzeleler, yani depremler gibi. Ve daha ne gibi? El berakini, ve volkanlar gibi. Ve irtifai derecetil harareti, ve sıcaklık derecesinin artması, sıcaklığın yüksek miktarlara, oranlara çıkması gibi. Selva şöyle der: hel ta'rifine, sen biliyor musun? İlâ mâdâ ne kad yüeyyidi, eyyede yüeyyidu, yüeyyidi et terevüs. Yanlış okudum değil mi? Edda yüeddi. Şimdi doğru oldu. Edda yüeddi. Yüeddi et televüsü. Tam olarak şöyle diyebiliriz. Edda yüeddi. Ne mada ne kad yüeddi. Yol açıyor. Hüve o her ne. Ne yol açıyor? Et televüse, kirliliğe yol açıyor. Kirliliğe yol açan şey nedir? Sen biliyor musun? Kat bazen yüeddi, yol açıyor. İlel emrazi, hastalıklara, el muhtelifeti. Burayı okuyunca ortaya çıkmış oldu ki doğru okuyuş yüeddi et televüsü oldu. Evet, burası merfu olacak. Fail burası. Madane kat bazen yüeddi, yol açıyor et televüsü, kirlilik. Diyor ki burada kirlilik neye yol açıyor? Sen biliyor musun? Kirlilik neye sebep olmaktadır? Yüeddi et televüsü. Et televüs fail. Kad yüeddi yol açıyor. Hüve gizli zamir faildir burada. O televüs, yani o kirlilik yol açıyor. Neye? İlele murazı muhtelifeti, çeşitli hastalıklara. Lidâlike, bunun için yecibu gerekir. Ne gerekir? Şimdi burası da el-hifazla okunabilir. Yani fi'ale, fa'ale, yufa'ale, mufa'ale ve fi'alun şeklinde. Mufa'ale babından mastar olarak fi'al okunabilir mi? Okunabilir. Bu şekilde de olabilir. Veya bunun yerine işte hafıza, yuhafizu, muhafaza yerine hafizun, hufaz şeklinde. Hafiz kelimesinden cemi mükesser olduğunu da ileri sürebiliriz. İkisi de dil olarak bakarsan mümkün. Biz burada fail olarak ele alalım.
Lidâlike, bunun için yecibu gerekir. El hifazu, korumak gerekir. Aynen bi eti, çevreyi korumak gerekiyor. Min ecli en yekûne, olması için. El cevvu, havanın latifen, temiz olması için. El havâ'u nazifen daimen, havanın daima nazif yani temiz. Latife pak diyebilirsin. Nazife de temiz, pak, arı duru havan olması için böyle olması gerekir. Ve emsi, dün, yani daimen dedik. Ve emsi, dün. Zevci, benim eşim, Halidun, Halid. Ve ibni, ve oğlum, Mahmudun, Mahmud. İkisi de nezzafa, 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 tesniye bir kelime geldi, görüyorsunuz. Mesela nezzafe, ta değil, eliften önce t yok. Çünkü müzekerdir bu kelime. Nazafe ta olsaydı, eliften önce t olsa müennes olurdu, ama burada Mahmut ve İbn, yani oğul, erkek olduğu için kullanıyor bu. İkisi de erkektir, müzekkerdir. Bu yüzden fiili de ne yaptı? Müzekker kullandı. Burada İbni Mahmut, yani bir kişi bu. Oğlum Mahmut ve Halit kocası, yani iki insan olmuş olur değil mi? Kocam Halit ve oğlum Mahmut diyor. Ne yapar? İki kişi yapar. Bu yüzden ardından fiil tesniye getirildi. Kocası Halit adlı kişi ve oğlu Mahmut adlı kişi, bu ikisi de erkek olduğundan fiil müzekker getirildi. Nazzafa, ikisi de temizlediler. Neyi temizlediler? El hadigate, bahçeyi. Elleti, o bahçe ki emame beytina, evimizin önündeki bahçeyi temizlediler. Hada, bu nedir? Amelun, bir iştir. Öyle iş ki mühimmun, ciddi, önemli bir iştir. Ve yecibu, ve gerekir. En nuallime, öğretmemiz gerekir. Evle dena, çocuklarımıza ne öğretmemiz gerekir? Ennallâhe, şüphesiz ki Allah, kat muhakkak ki halaka, yarattı. El kevvene, mahlukatı, yani kainatı yarattı. Fakat şüphesiz ki nazzame, düzene koydu. Hu, onu, yani kainatı. Fi ahseni suratin, en güzel surette onu düzenledi. Kim için? Lil insan, insan için, hayvanlar için değil. Fakat şüphesiz ki gâle, buyurdu. Hüve, o Allah yani. Fil Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Zahara, ortaya çıktı. El fesadu, bozukluk. Fil berri, karada. El ber, kara demek, toprak yani. Vel behri, ve denizde ortaya çıktı. Ne çıktı? Fesat, bozukluk. Ne sebebiyle? Bima, o şey sebebiyle ki kesebet, kazandı, yaptı. Ey dinnas, insanların kendi elleriyle yaptıkları, kazandıkları sonucunda, bu sebepten ötürü denizde ve karada fesat, yani bozgunluk, bozgunculuk, problemler ortaya çıktı, doğdu. Liyudhigahum. Liyudhiga, tattırmak için. Hum, onlara. Ba'vallidi, bir kısmına. Neyi tattırmak için? Amülü, yaptıklarını. Yaptıklarını tattırmaları için, yani ne yaptın? Yaptığının sonucunu görsünler diye. لَعَلِّ اُمُلُرْ كِهُمْ Onlar يَرْجِعُونَ, dönerler. Suratul Rum, ayet numarası 41. Elinizdeki Kur'an-ı Kerim'den Rum suresini açıp 41 numaralı ayetin maline bakabilirsiniz. فَقَالِ الرَّسُولُ اَيْضًا Aynı şekilde Allah Resulü şöyle buyurmuştur bir hadis-i şerif. فَنَزِّفُوا temizleyin, اَفْنِيَتَكُمْ efniyenizi. Efniye deneyiniz. Efniye avlu, bahçe. Bahçenizi temizleyin. Ve la teşebbehu, benzeşmeyin. Bil yehudi, Yahudiler ile. Yahudilere benzemeyin. Tecme'u, toplar. El ebkâ. El ebkâ'e. Ebkâ kelimesi çöpler demek. Fî dûrihim. Tecme'u, toplar. Yani o Yahudiler topluyor. Erebkâ'e, çöplerini topluyorlar. Fî dûrihim, evlerinde. Evlerinde çöp toplayan Yahudilerle benzeşmemek için çevrenizi, evinizi, bahçenizi temizleyin diyor. Tirmizi'den bir hadis. Hadisin bir kısmı bu aslında. Hadisin son kısmı. Hadisin sağ tarafında daha fazla metin var da kitaba bu kadar aktarılmış. Orijinal metne baktığımızda hadisin daha uzun olduğunu görmekteyiz. Ecibe anil esiretil atiyeti, ne diyor? Hasebel hivari. Hivar, diyalog demek. Diyaloğa göre aşağıda gelen sorulara cevap ver. Ecib, cevap ver.
Min eyne ramet selva el evsaha. Selva adlı kişi ramet attı demek. Min eyne nereden ramet attı? Selva adlı kişi el evsaha. Nereden atmıştı? Ramet selva minen nafizeti miydi? Nafizeden, pencereden atmıştı. Evet, ramet attı. Eyne nerede yici bu gerekir? Nereye gerekir? En tevla'e senin koyman. En tevla'e selva, selva nereye koyması, atması gerekiyor? El evsaha çöpleri nereye atması gerekiyordu? Bunlar hep metinde geçen şeyler. Zaten diyaloğa göre, parçaya göre diyor. Bakalım bir yukarıda ne demişti? Limada termin el evsah minen nafizeti, niye pencereden attın demişti. Diyor ki yecibu en tevla'i el evsaha fi mekanel khas. Evet, cevap bu, ikincinin cevabı budur. Yecibu gerekiyor. Dan başlıyor. 3. Mahi o nedir? Ma nedir demek? Hiye o demek. Esbabu televusil bi'eti. Çevre kirliliğinin sebepleri nelerdir diyor. Yukarıda geçmiştir. Çevre kirliliğinin sebepleri şunlardır. Mesela ne diyor? Esbabu televusi kesiratun mislu. Şöyle yazabilirsin. Mislu duhanil mesani'i ve duhanil seyyarati vel izdihamil mururiyyi. Bunlar yazılabilir. Devamı da var yani. Bunlar da var. Fazla sağladık. 4'te keyfe nasıl nazama düzenledi Allah Allah el kevne, kainatı nasıl düzenlemiştir? Fakat nazamu fi ahseni suratin lil insani. Burası yazılabilir. Halidun ve Mahmudun mada faala emsi. Dün Mahmud ile Halid ne yaptı? Ne yapmışlar idi? Ne yapmışlar? Bir yeri temizlemişlerdi. Diyor ki zevci Halid ve İbni Mahmud. Nazama, şöyle diyebilirsin sen. Halidun ve Mahmudun nazafa el hadigate elleti emame beytina. Bunu aynı bu şekilde yazabilirsiniz cevap olarak. Bitti orası. Diyor ki ikra el cümele. İkra oku el cümele, cümleleri. El atiyete, aşağıda gelen cümleleri oku. Ve va' koy. Ente sen ne koy? Alameti şu. Yani eğer doğruysa diyor. Emamel cümeli sahihati. Sahih yani doğru cümlenin önüne şu işareti koy. Ve yine koy alamete çarpı. Emamel cümelil hatiyeti hasebel hivari sabiki. Yukarıda geçen parçaya göre hatalı cümlenin önüne çarpı, doğru cümlenin önüne de şu ona işaretini koy. Diyor ki ramet selva elevsaha minen nafizeti di enneha galiletun. Selva adlı kişi çöpleri pencereden atmıştır. Çünkü o çöpler azdır diyor. Doğru mu? Evet. Doğru derken davranış doğru değil. Bu cümle doğru yani. Ona işareti konulur. Et televüsü kat şüphesiz ki la yüeddi ilel emrazil kesirati. Şüphesiz ki diyor televüs. Televüs neydi geçti? La yüeddi desteklemez, sebep olmaz pek çok hastalığa diyor. Doğru mu? Yanlış. O zaman çarpı. 3. Duhanu seyyarati leyse sebeben. Yani leyse hüve sebeben. Fi televüsül bi'et. Bana da çarpı. Diyor ki otomobil dumanı sebep değildir çevre kirliliğinde. Çevre kirliliği için otomobil dumanı sebep değildir diyor. Bu yanlıştır. Çarpı konulur. Duhanul mesani'i sebebun. Fabrika dumanları sebeptir. Fi televüsül bi'eti çevre kirliliğinde diyor. Doğrudur. Ona işareti konulur. İkra el atiyete el Kur'aniyete. Kur'an ayetini oku. El atiyet, aşağıda gelen Kur'an ayetini oku. Ve daha ne oku? El hadise, el şerife, hadisi şerifi de oku. El ati, aşağıda gelen. Sümme sonra ihtar, seç el icabete, cevabı hasebe ma'na huma, o ikisinin manasına göre. Huma o ikisi yani ayet ve hadis, huma derken o. Kale Teala zahara el fesadu fil bel. Yukarıda geçen ayet. Bunu okuduk, mana verdik. Rum suresi 41 numaralı ayet diyor.
Hadis-i şerif de fennezifu efniyetekum. Bu hadisi de okuduk. Tirmizi'de geçiyor dedik. Peki ne diyor? Doğru cevabı seç diyorum manaya göre. Bir diyor ki et terbiyetu ve ta'limus salah. Namazın eğitimi ve öğretimi. Geçiyorum bunlar da geçmiyor. Bu yani seçilecek bir cevap değil. El hifazu ala hukukil insan. İnsan haklarının korunması var mı bunlarda? Esasen var. Çevreyi kirletirsen, ortalıkta, denizde ve karada fesat ortaya çıkarsa bu bir şekilde insan haklarının ihlalidir. Bu doğru bir cevaptır. El hifazu ala nezafeti. Temizliği korumaya dair bir mesaj içermektedir diyor hadis ve ayet. Bu da doğrudur. El ihtimamu bil ilmi ve diraset. Eğitim öğretimin önemi diyor. Bu da olabilir çünkü eğitim öğretim içerisinde temizlik, temizliğe dikkat konusu işlenmektedir diyebiliriz. Manalarını verdim. Eğer tek cevap doğrudur diyecekseniz artık hangisi mantıklı geliyor seçebilirsiniz. Veya birden fazla mesaj da olabilir diyebiliriz. Devamında et tedribat, rattip, rattip düzenle, el kelimati, el atiye te, litekune cümelen müfideten. Faydalı cümleler olması için, faydalı cümleler olması için aşağıdaki kelimeleri düzenle diyor. Evvela bunu yapabilmek için kelimelerin manalarını bilmemiz gerekir. Mesela diyor ki en nüfayat nedir? Çöptür. Min dendan ehem en mühim telebüs kirlilik. El bi eçevi esbab sebepler. Nasıl düzenleyebiliriz? Diyebiliriz ki en nüfayatu çöpler atıklar min ehemmi televüsül bi'eti. Ama önce nüfayat nedir? Esbabun, sebeplerdir. Min ehemmi televüsül bi'eti. Bu şekilde yazılır. En nüfayatu esbabun min ehemmi televüsül bi'eti. En nüfayatu çöpler nedir? Esbabun, sebeptirler. Neye? Neyin sebebidir? Min ehemmi televüsül bi'eti. Çevre kirliliğin en mühim sebeplerinden birisidir. En nüfayatu min esbabı. Doğrusu şöyleymiş. En nüfayatu min esbabi ehemmi televüsi elbiyet. Evet, doğru dizi böyle olacak. Peki Leyla ve Aişe tu bu iki kişi nezzafeta temizlediler el hadigate bahçeyi emsi dün. Doğrusu bu. 3. Yukarıda geçen cümleler esasen ne diyor? Yecibu gerekir. En nuallime öğretmemiz gerekir. Kime? Evladena, çocuklarımıza. Ne gerek, neyi öğretmemiz gerekiyor peki? El hifazu nezafetin alel bi'etini. Bunu nasıl yapmalıyım? Ben önceden bir çalışma yapmadım. Yani elimde cevap yok. Şu an itibariyle ben de düşünüyorum. Şöyle mi olur, böyle mi olur? Ya da düşünmek yerine yukarıdan da bakabiliriz. Ne gerekir diye yukarıda geçiyordu. Öyle değil mi? Çok kafa yormama da gerek yok. Eğer kapamıyoruz dedim. Çünkü nerede geçtiğini hatırlıyor muyuz? Bakalım şuralarda olabilir belki. Ha, şurada var. Yecibu en nuallime evladena. Gerisi aynen değil ama demek ki biz yine oraya bakalım. Yecibu en nuallime evladena. Burası aynı zaten. Gerisi de dikkat etmemiz gerekiyor. Yecibu gerekir. En nuallime öğretmemiz gerekir. Kime? Evladena, çocuklarımıza. Neyi öğretmemiz gerekir peki? El hifaz, korumayı. Ala nezafetil bi'eti desek. Çevre temizliği üzerine, çevre temizliğini korumaya yönelik öğretmemiz gerekir diyebiliriz. Evet. Yecibu en nuallime, yecibu gerekir, en nuallime öğretmemiz, kime gerekir öğretmemiz? Evle dena, çocuklarımıza öğretmemiz gerekir. Çocuklarımıza neyi öğretmemiz gerekir? El hifaza, korumayı, ala nezafetil bi'eti, çevre temizliği üzerine, çevre temizliğini korumayı öğretmemiz gerekir diyor. Doğrudur. Et televüsü kirlilik yüeyyidü ile et televüsü kirlilik kad yüeddi bazen destekler
sebep olur. İlel kevarisi, kevarislere. Kevaris afetlere demektir değil mi? Telebüs, kirlilik. Kad yüeddi, bazen sebep olur. İlel kevarisi, afetlere sebep olur. Havvil, çevir el cümle, cümleleri el atet, aşağıda gelen cümleleri çevir. Müstehdimen, yardım alarak. Neyden? El cümle leti, o cümlelerden ki beynel kavseyni, parantez arasında yer alıyor. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi. Rattebe veya rattip, kullanma yeri değişir. El menzilu, el menzile de olabilir değil mi? Bunu nasıl okuyacağına bağlı. Rattip deyip emre hazır yapsan el menzile olacaktır. Rattebe deyip fiil desen el menzilu fail olacaktır. Şöyle de olabilir. Ruttibe düzenlendi. El menzilu ev. Meçhul fiil, naibu fail yaptım ben. Ama bakalım nasıl yapılacak şimdi. İbrahimu ve Halidun. İbrahimu ve Halidun. İbrahim ve Halid rattaba düzenlediler. El menzile evi. Nadiyetun ve Zehra'u, Nadiye ve Zehra adlı iki kız, rattebeta düzenlediler, el menzile evi. Rattebe, rattebeta, dikkat edin, ratteba, eliften önce t yok, eliften önce t var. Eliften önce t varsa müennestir, t yoksa müzekkerdir. Müennes müzekker derken yani İbrahim ve Halit erkektirler. Nadiye ve Zehra ise kız, dolayısıyla eliften önce t getiriliyor kız ise. Erkekse eliften önce T getirilmiyor. T'nin dışından harf olursa olsun yani. Ketebe el vacibu. Ketebe yazdı. Şimdi bunu olduğu gibi kullanmamızı istiyor. Kütibe el vacibu. Evvela böyle kullanılır. Kütibe yazıldı. El vacibu ödev yazıldı. Ödev tamamlandı, halledildi. Bu cümleyi şimdi burada kullan. Furkanu ve Ömeru. Furkan ve Ömer ketebe el vacibe. Ödevlerini yazdılar. Halimetun ve Şirin. Halime ve Şirin adlı iki kız ne yaptılar? Ketebi, keteba yapmıştı. Ketebe ta yapacaksın. Ketebe ta, sonra ta ekleyeceksin yani. Ketebe ta el vacibe. Ödevlerini yazdılar, mana aynı. Peki şuribe el ma'u. Su içildi. Evvela böyle okunur. Ahmedu ve Hüseynun. Ahmedu da ver Musare. Ahmet ve Hüseyin şeribe olacak şimdi. Şeribe, şeriba el ma'e. Şeriba el ma'e. Cevap böyle. Ahmet ve Hüseyin suyu içtiler. Latifetun, latife. Latife ve kerimetun ve kerime adlı iki kız. Şeribeta el ma'e. Suyu içtiler. Sami ve Rızvan adlı iki kişi. Burada la'ibe oynadı demektir. Küratul kadem. Futbol topu. Yani top oynamak, maç oynamak. Lu'ibe, küratul kademi, top oynandı, futbol oynandı. Sami ve Rızvan, la'ibe, la'ibe, la'iba, sonra elif koyuyorum. Şeriba, sonra elif koyuyorum yani. Keteba, sonra elif koyuyorum. La'iba, küratel kademi yazıyorsun buraya. La'iba, küratel kademi. Sami ve Rızvan top oynadılar. Sümeyratun, Sümeyre veya Semiratun, Semire ve Raziyetun ve Raziye adlı iki kız. Bunlar da ne yapmışlar? La'ibeta, la'ibeta oynadılar. Bunlar da top oynamışlar. Küratel kademe, bunlar da top oynamışlar. Bu şekilde tamamlanmış oldu. Dikkat çeken nokta ne? Eğer müzekker için kullanıyorsan sadece elif. Rattebe, ratteba. Ketebe, ketebe. Elif koy sadece yani. Şeribe, şeriba. La'ibe, la'iba. Eğer müennes için kullanılıyorsa ta ekliyorsun fiilin sonuna. Rattebe, rattebe ta oluyor yani. T ve elif ekleyerek aşağı doğru gidiyorsun her birine. Müzekker müennes ayrımıdır diyebiliriz. El-vahdetu saniyetu, ikinci ünite. Demek ki ünite 1'i böylece tamamladık. Hayırlı olması dileğiyle.